İçeride mi? Aferin. Bana gel. Söyle. Çağır ya sen. Çağır. Sen de gel. Kaç? İyi. Al ben de. Bir bak ben abi. Benim kızım hastadır. Bu üçüncü hasta, iki tane oğlumu kaybettim böbrek hastasından. Böbrekte protein kaçağı var. Ankara'ya gidip geliyoruz. Orada bazen 6 ay, bazen bilemedin 1-2 ay kalıyoruz. Eğer ki bu hastalıktan başka bir yerde hasta varsa, yani bir başka yere gidip de iyileşen varsa bize ulaşsın lütfen. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz yani. Yani bunu da kaybetmek istemiyoruz açıkçası. İki olanı kaybettik. Bir tanesi Allah'a çok şükür iyidir. Bu üçüncüsüdür, hastadır. Onu da kaybetmek istemiyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. Çocuğunuz şu an kaç yaşında? Şu anda 3 yaşında. 3 bitiyor 5 Mayıs'ta, 4'e giriyor. O da aynı hastalık. Evet, o da aynı hastalık. Doktorlar size bu konuda ne söylüyor? Böbrekleri iflasa gidiyor diyorlar. Onun için de işte her ay tedavi görüyor. Bakalım nereye kadar gidecek, onu da bilemiyoruz. Eğer ki bundan, yani böyle hastalığa iyileşmişse, eğer ki yurt dışında ya da ne bileyim doktorlar var, kim böyle bir hastalık iyileşen varsa da bize ulaşsın. İki tane vefat ettim, bu üçüncüdür. Hep Ankara'ya git gel abi. Madem durumu çok iyi değil, gel git gel. Boşlandım abi. İşte devletimizden yardım istiyorum. Cumhurbaşkanından ve Sağlık Bakanından. İşte kaynaklıdan yardım istiyorum. Yani o artık da tükettim yani ya. Ne yapmak da istemiyorum, bilmiyorum yani. Peki çocuğun tedavisiyle ilgili size herhangi bir şey söylendi mi efendim? Söylendi de 6 ay, ya belki 6 ay, belki 7 ay, belki 6 sene yaşayabilir. Ondan sonra ilaçlar nereye kadar gitti yani. İyileşme umudu yok mu? Yok, bize öyle söylemedi yani. Abi mesela bir işe girdiğiniz zaman mesela, çalıştığınız zaman mesela, Ankara gittiğiniz zaman mesela, diyorlar mesela bir ay değil, iki ay değil mesela, o zaman işte çıkıyor mesela, çalışamıyorum mesela. Yani düzenli bir işte devam ettiğiniz keşke zaman... olsaydı ama ben hep gidiyorum geliyorum mesela, evde kalmıyorum ben. Bazen 7 ay kapımız da kilitlidir yani. Böbrek hastalığı genetik durumdan kaynaklanan bir bozulmadan dolayı proteinlerini süzememiş ya da normalden daha fazla süzmüş. Çocuk ihtiyacı olan, vücudunda olması gereken, gerekli olan şeyleri vücudundan attığı için işte sık hasta olma, ondan sonrasında böbreğin normal fonksiyonlarını görmediği için kendi sentezlediği, vücudumuza ihtiyacı olan maddeleri sentezleyemediği için, hani bozuk olduğu için çocuğumuzda bu hastalıklar ortaya çıkmış. Onda da yine aynı söylediğim şekilde vücudundan fazla protein atma, işte tansiyonun çıkması, sonra kandaki yağ dengesinin bozulması ve mikroplarla savaşacak olan şeyleri attığı için normal nezle grip şeklinde geçirebileceği hastalıklar bu çocuğumuzda hastaneye yatmasına, daha sonrasından da hani kaybedilmesine kadar ilerleyen bir sürecin ilerlemesine sebep olmuş. Yani bu tür
durumlarda yapılması gereken, çocukta eğer ki ailesel bir böbrek hastalığı varsa illaki çocuk hekimine başvurup bunun sebebinin genetik mi yoksa hani rastlantısal bir enfeksiyondan mı olduğunun ayrımının yapılması gerekiyor. Hani ailelerin bu konuda özellikle üzerinde durması gereken şey, dediğim gibi, böbrekle ilgili bir problem varsa, ailesel veya genetik veya ailesel bir sürekli işte idrar yolu enfeksiyonu geçiren bir çocuk, hani bu şekilde bir akrabası veya kendisi varsa tekrar bize gelmesi gerekiyor. Tahlillerini yaptırmamız gerekiyor ki çocuktaki hani ilerlemesini bazı hastalıklarda engelleyebiliyoruz, bazılarını engelleyemiyoruz. Engelleyebildiğimiz durumlarda hemen tedavisini yapmak hayati öneme sahip oluyor.